Herkese merhaba. Hayatımız Proje, Projenin İlk Kitabı adlı kitabımızı seslendirmeye devam ediyoruz. Bu videodaki konu başlığımız proje yönetim ofisi mi, proje destek ofisi mi? Ülkemizde son yıllarda proje yönetim ofisleri pek çok firmada kurulmaktadır. Eğitim verdiğimiz ve proje yönetim ofisinin ne olduğunu anlattığımız kurumlar yavaş yavaş proje yönetim ofisini kuruyor, yazılımla destekliyor, sorumlular atanıyor ve doğal olarak proje ofisinin çalışma biçimiyle ilgili sorunlar da yaşanmaya başlanıyor. Bu sorunların en başında proje yönetim ofisinin rol ve sorumluluklarının ne olacağının tam olarak netleşmemesi yer alıyor. Proje yönetim ofisinin kabaca projelere yukarıdan bakan bir göz gibi değerlendirebiliriz. Proje yönetim ofisi kaynak yüklemesini projelerin önemine göre değiştirir, projelerin metoda uygun ilerleyip ilerlemediğini denetler, projelerin ilerlemeleriyle ilgili düzgün veri toplanıp toplanmadığını kontrol eder, birden fazla proje oluşan programların koordinasyonunu yönetir. Peki şimdi gelelim karşılaştığımız duruma. Az öncesi olması gerekendi, şimdi olan nedir? Bir proje yönetim ofisi kurulsun. Evet, buna kimse itiraz etmiyor. Fakat genellikle şöyle bir şey deniyor işte. Fakat projeleri yukarıdan bakmasın. Peki nasıl baksın? Proje yöneticisinin hemen bir adım gerisinden baksın. Daha açık ifadeyle proje yöneticisinin eli ayağı olsun. Proje planlarını proje yöneticisinden aldığı bilgiler çerçevesinde hazırlasın. Bunları intranet platformunda yayınlasın. Sonra da proje devam ederken ilerlemeleri takip etsin ve gelişmeleri anında proje planına yansıtsın. Sonuçta proje ofisinden ne yapmasını isteyeceğiniz kurumunuzun kararıdır. Bu yapıya da proje destek ofisi demek gerekir. Proje yönetim ofisinin yerine proje destek ofisi daha doğru bir ifade olacaktır. İşte bu yazımda ben şirketlerde yapılan küçük bir hatayı dile getirmek istedim. Yine yazıdan okuyarak ilerleyelim. Bazen kurumlarımıza düşülen küçük bir hata oluyor. Tabi bu hata daha sonra büyük problemlere yol açabiliyor. Proje yönetim ofisi, evet bu isimle kuruluyor ve hatta görev tanımlarına projeleri yönetme sorumluluğu gibi iddialı ifadeler de yazılıyor. Buna karşılık diğer departmanların beklentileri proje ofisinin sadece destek olması yönünde, yönetime karışmaması yönünde oluyor. Tabii hal böyle olunca da proje ofisi beklentileri karşılayamayan bir departmana dönüşüyor. Ve gereksiz olduğu sonucuna varılarak çok geçmeden kapatılıyor. Şirketinizde eğer bir proje yönetim ofisi kurulacağına dair bir sinyal aldıysanız, üst yönetimle bu durumu açık ve net baştan konuşmakta fayda var. Proje yönetim ofisi dendiğinde beklenti destek ofisi midir yoksa gerçekten yönetim ofisi midir? Ki bazı yazılarımızda bu konuyu da anlatıyoruz veya eğitimlerimizde konuşuyoruz. Bir şirkette ofis kurulduğunda eğer yeni başlanıyorsa şirkete doğrudan yönetim ofisi demek biraz iddialı oluyor. İşte önce destek ofisi tanımı önemli. Proje yöneticilerine destek veren bir birim oluşturalım. Proje yönetim metodunu kurum içinde bir anlatsın, etkin bir şekilde kullansın. Hatta belki kendileri de bu destek ofisinin elemanları bir öğrensinler. Sonra projelerin yönetim işini ofise bırakabilirsiniz. Yani bu bir süreç, böyle bir günde olacak bir şey değil. Onun için birazcık sabırlı olmakta fayda var. Hayatımız Proje, Proje Yönetim'in ilk kitabını sipariş vermek isterseniz sahibinden.com veya gittigidiyor.com üzerinden kredi kartınızla alabilirsiniz. Adınıza imzalı olarak kitabımızı göndermekten memnuniyet duyarız. Eğer gittigidiyor.com üzerinden alırsanız kitabınızda Savaş Bey'in imzası olacaktır. Savaş Bey'in imzasıyla kitabı almak istiyorsanız sahibinden.com üzerinden alırsanız benim imzam olacaktır. Adınızı yazıp
projenize başarılar dilerim bir yazı paylaşıyoruz. İlginizden dolayı şimdiden teşekkür ederiz. Arkadaşlar son sayfaya da şirketimizde yapılan eğitimlerle ilgili bilgileri paylaştım. İstanbul, Ankara ve İzmir'de eğitimlerimiz açılıyor. Bakü'de de bir sınıf yaptık. Fakat daha henüz yeterince talep gelmediğini düşünerek şimdilik artık Bakü'de açılış yapmıyoruz. İstanbul'da proje yönetimi sertifika programı, uzun süren programımız var. Ankara'da proje yönetim metodolojisi ve uygulamaları ile ilgili 4-5 Kasım'da, İzmir'de yine 4-5 Kasım'da paralel eğitimler açılacak. İletişim bilgilerimiz zaten 216-456-6050 info@projeyonetim.com'dan gerekli bütün bilgiye ulaşabilirsiniz. Eğitimlerde görüşmek dileğiyle iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalınız. Herkese merhaba. Hayatımız Proje, Proje Yönetim'in El Kitabı adlı kitabımızı seslendirmeye devam ediyoruz. Bugün sizlerle Proje Yönetimi Kültürü adlı yazımı paylaşacağım. Bir şirkette proje yönetimi kültürünü yerleştirmek hız koşusu değil, maratondur. Bu yüzden zaman ve sabır ister. Projelerde görev alacakların proje yönetimi kurallarından haberdar olmaları gerekmektedir. Proje yönetiminin günümüzde sadece tecrübelerden elde edilen bir bilgi birikimi olmadığını, proje yönetiminin bazı disiplinlerin bütünleşik olarak yönetimiyle mümkün olduğunu bilmeleri gerekir. Proje yönetimini bir şirkete uyarlamanın en önemli aracı bir proje ofisini resmi olarak kurmaktır. Ve kültürel değişim projesinin sorumluluğunu proje ofisine vermek önemli bir adımdır. Şimdi son cümlede kültürel değişim projesi diye bir şey söylemiştim. Bir proje gerçekten kurum içinde proje yönetimi kültürünü oluşturma projesi adıyla anılarak şirket içinde farkındalığı yaratma, proje yönetimi mantığını yerleştirme, proje yönetimiyle ilgili eğitimlerin organize edilmesi gibi bir takım adımlar. Tabii ki burada proje yönetim ofisi de burada görev alabilir. Ben proje ofisi diye yazılarımı yazarken paylaşmıştım. Proje ofisi veya proje yönetim ofisi bütün bu süreçlerin yönetilmesinden sorumlu olmasını bekliyoruz. Böylece kurum içinde dediğimiz gibi üst yönetim, departman yöneticileri, proje içine dahil olacak paydaşların hangi sorumluluklara sahip olacaklarını anlatan bir metot geliştirmek üzere çalışan bir departman ortaya çıkacak. Bu kurum içinde aynı zamanda işte o kültürel değişimi de gerçekleştirmeye başlayacaktır. Şimdi bu söylediklerimi daha iyi destekleyen ifadeler sonraki sayfada yer alıyor. Orayı incelediğinizde göreceksiniz zaten. Arkadaşlar araya bir sayfa ekledim. Kitabımızı nereden alabileceğinize dair sorular geliyor. İster sahibinden.com, ister gittigidiyor.com'dan kitabımızı hatta şimdi bile sipariş verebilirsiniz. Hemen al butonlarına basarak. Böylece burada konuştuğumuz konuları gerekirse üstünü yazarak kitabımız üzerinden de çalışabilirsiniz. İlginiz için şimdiden teşekkür ederiz. Sonraki adımlar şu şekilde sıralanabilir. Bakalım nelermiş. 1. Proje yöneticilerinin ve projeye destek olan kişilerin rol ve sorumluluklarını açıkça tanımlanmalıdır. Bunu proje yönetim ofisi gerçekleştirecek. Proje yönetimi konusunda farkındalığı arttırmak adına proje yöneticilerine ve departman yöneticilerine iç veya dış destekli özelleştirilmiş eğitimler organize edilmelidir. Proje süreçleri yazılı hale getirilmeli, eksik yanları belirlenerek iyileştirilmeli ve kuruma özel metodoloji geliştirilmelidir. Proje yönetimi, proje yönetim faydalarını yaşanmış örnek olarak sunmalı ve bunları kurum genelinde düzenli aralıklarla yapılacak oturumlarda tartışmaya açmalıdır.
Projelerde etkin, istekli, hevesli çalışan takım üyeleri proje yöneticisi olmak üzere yetiştirilmelidir. Proje yöneticisi bir kariyer hedefi olarak kurum geneline tanıtılmalıdır. Yeni katılan proje yöneticisi veya takım üyelerine bir oryantasyon programı oluşturulmalıdır. Bu programın amacı biz şirket olarak nasıl proje yönetiriz sorusunun cevabını vermek olmalıdır. Böylece yeni aramıza katılan proje yöneticilerine proje yönetim metodumuzu aşılamış ve işin içine belirli kuralları da anlatarak katmış oluruz. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Son sayfada kendi web sayfamızdan bir bilgi paylaşmak istiyorum. Biz hani şirket olarak program yönetimi, işte birden fazla projenin bir arada nasıl yönetileceğini, proje ofisi ve metot geliştirme, bu videoda bahsettiğim ve bundan önceki videolarda Savaş Şakar tarafından anlatılan başlıkları içeren bir eğitim. Bunun haricinde portföy yönetimi, daha stratejilerin yönetilmesi açısından önemli. Proje yönetiminde liderlik ve stratejik planlama gibi başlıklarımız yer alıyor. Tabii diğer başlıklarımıza da buradan da bakabilirsiniz ama şu anda üzerine konuştuğumuz videolarla ilgili eğitim programlarımız 2 veya 3'er günlük yer alıyor. Detaylara giderek web sayfamızdan bilgi bulabilirsiniz. İletişim başlığına tıklayarak da ilgili arkadaşlarımızla konuşabilir, iletişim kurabilirsiniz. İyi bir hafta diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.